Konser için Bitlis'e gidecekti. Muş Havalarına indikten sonra arabayla yola koyulan Mahsun bir ara mola verdi. Buz gibi bir karpuz bu sıcak havada ilaç gibi gelmişti. Sonra tekrar yola koyuldular. Bitlis girişinde ise davullu zurnalı bir karşılama töreni bekliyordu Mahsun. Bu tören Mahsun'un çok hoşuna gitmişti. Ve halay çekmeye başladı. Hayranları hem halay çekiyor hem de Mahsun Kırmızı Gül'e Kürtçe şarkı söylüyorlar. Akşam konser saati geldiğinde ise Bitlis stadı tıklım tıklım dolmuştu bile. Mahsun Kırmızıgül tam 3 saat 45 dakika sürecek konserine başlıyordu. Stad tıklım tıklım doluydu. Çevik kuvvet her ihtimale karşı tedbirini almıştı. Bitlisliler bütün şarkılara eşlik ediyorlardı. Özellikle annem şarkısı herkesi duygulandırıyordu. Sahneye çıkan bir genç kız şarkıcı olmak istediğini söyleyince Mahsun Kırmızıgül başladı nasihate. Sanatçı olamazsın, sana söyleyeyim. Bak biz prestij müzikleri yapıyoruz biliyor musun? Allah vergisi bir ses var. Bir de bunun yanında eğitimi alırsan konservatuvarda o zaman albümün daha sağlam olur ve sahneye daha sağlam basarsın. Bitlis şarkısını ise sahneye çıkan folklor ekibiyle birlikte söylüyordu. Tüfen gibi dolu saçlar.